31 Mart yerel seçimlerinde Salıbaba Mahalle Muhtarı yeniden Muhammed Hacı Güneş oldu. Salıbaba Mahallesi'nde yeniden seçildiğim için halkıma teşekkür ediyorum. Belki de bazıları bizi istemedi, bazıları da istedi. Yine de Allah razı olsun. Salıbaba Mahallesi'nde 4 dönemdir muhtar olarak görev yapan Muhammed Hacı Güneş, Salıbaba Mahallesi'nin şehrin en güzel mahallesi olacağını söyledi. Salıbaba'nındır. Salıbaba şehrimizin en güzel mahallesi olacaktır. Bu dönemde inşallah bir şeyler yapacağız. Tutup en azından Ramazan ayında inanın 800 torba un sadece fakir ailelere yetiştirdim. En azından gıda kolisi olarak, gıda olarak da 600-700'e ve en azından 700-800 milyara yakında 700-800 milyara yakın kartıdır, nakitidir. Sofralarında kendilerine katkıda bulundum. 13 oy farkla yeniden mahalle muhtarı olan Güneş, hizmetlerine karşı aldığı oya karşılık hayal kırıklığına uğradığını söyledi. 13 oy farkla diyorlar, 17 miydi? 13 oy farkla muhtarlık kazandık. İsterse bir oy olsun. Yine de Salıbaba halkına teşekkür ediyorum. Siyaset olarak biliyorsunuz zaten ondan sonra iktidarda bugün AK Parti'de mesela oy kaybına uğradı. Biz de 25 yıllık yani şu anda muhtarız. Biz de oy kaybına uğradık, canımız sağ olsun. Bazı öz akrabalarımıza o kadar değer verdiğimiz insanlar çevremizde, kapı komşularımız olsun. İnanın yani bizi çekememezlikten dolayı bize oy vermediler. Olur bu tür şeyler yani mesela söz gelimi. Çünkü 25 yıllık yani biz de yani şeyimizi doldurduk yani midyatımızı doldurduk 25 yıllık yani bayağı uzun bir süre oldu. Hedefinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu belirten Muhtar Hacı Güneş, genel seçimlerde yeniden milletvekilliği için aday olacağını açıkladı. Taci evleridir, camisidir, zaten ihtiyacı olan yerlerdir mesela söz gelmez, sosyal tesisidir. Bunları mutlaka zaten başkanımız söz vermiştir bana. Biz başka konu peşindeydik, dedik ki biraz bekletelim hizmeti, kıymetimizi anlasınlar. Hizmet kendi kendine gelecektir, herkes memnun olacaktır. Oy vermeyen arkadaşlar pişman olacak, diyecekler bir daha aday ol da sana oy verelim diyecekler. Bu sefer ben aday olmayacağım, zaten hedefim meclistir. Meclise gideceğim 2028 seçimlerde, genel seçimlerinde veya erken seçimde bağımsız yine aday olacağım. Veya bir siyasi parti, bana yakın olan bir siyasi partiden aday olacağım. Halk bize teveccüh gösteriyor. Biz hala Gazi Caddesi'ni terk etmemişiz, Vali Fahri Bey Caddesi'ni terk etmemişiz, Köfteciler Sokağı'nı terk etmemişiz. Gençlerin kendisini desteklediğini söyleyen Hacı Güneş, Türkiye genelinde kendisine bir teveccühün olduğunu söyledi. Şu anda 1 milyonun üzerinde 2 milyona yakın insanlarla fotoğraf çekmişim. Sadece Elazığ değil. Yani İstanbul, Antalya, Adana geziyorum. Yani şehir şehir de geziyorum bazen. Yani ben kırmızı kravat bugün takmamışım. Bazen kırmızı kravat takıyorum. Benim sembolüm olduğum için beni tanıyorlar, diyorlar başkan yürüyor. Gelen gençlerle fotoğraf çekiyorum. Mutlu oluyorlar. Dertleşiyoruz. Bazılarına ondan sonra kültürel olarak örf adet nedir misal anlatıyoruz. Gençlerimiz bizi dinliyor. Gıptayla dinliyor. Diyorlar Allah razı olsun başkanım. Zaten bana başkan olarak çağırıyorlar gezdiğim zaman.